yaz mevsimi burun kuruluğu çok oluyor. Burun kuruluğu için ne öneriyorsun? Dolaşık olan her şeyi açar. Frekansı öyledir onun. Lavanta çiçek suyunu 10 damla paçulya damlatın. Çok kıvırcık, dolaşık saçlar açılmıyor ya. Evet. Kolay taranır. Her insanın kokusu var mı? Var. Her insanın farklı bir mikrobiyotası var, bakterileri var. Evet. İyi bir elektrik almadım derse o elektriği alan şeyler de bizim kokuları üreten bakterilerimiz. Mutluluk bir koku gibidir diye bir söz var. Öyle yani, ama mutluluğun kokusu var. Soru cevap hemen gidelim bir 3 dakika. Tamam. Bu yaz mevsimi burun kuruluğu çok oluyor. Burun kuruluğu için ne öneriyorsun? Hindistan cevizi yağının içine ökoliptus yağı veya neoli yağı damlatıp burun içine sürmeyi öneriyorum. Peki susam yağı bazen susam yağı rafine. Çok rafine olmayanı bulursan susam yağı. Ben organik olan, rafine olmamış Hindistan cevizi yağını bu burun içi bakterileri, iyi bakteriler, nazal mikrobiyomda çok evet. daha sağlıklı olduğunu çalıştım. Bu anlattığım şey bilimsel de bilimsel. Bir şey. O yüzden soruyorum evet. zaten sana. Hı-hı. Çünkü hani birçok insan susam yağı hani topuklarına da sürüyor, burunun içine de sürüyor ama onun nesini bulmaları gerekiyor? Organik olan. Susam yağında içinde sesamik asit olan yağı bulmaları gerekiyor. Burun içi nemlendiricisi olarak sadece kayganlaştırıcı olmasının ötesinde burun içindeki iyi koku alan Hı-hı. ve bizim burun içi sağlığını sağlayan bakteriler var. Onu arttırması için ben en çok Hindistan cevizi yağından faydalandım. Ama susam yağında da sesamik asit içeren bulurlarsa faydalanırlar. Peki şimdi yeni bir eve taşındık ya da birileri geldi evimize. Negatif enerjisi olduğunu düşündük o insanların. Bir tane bizim bir paçulimiz var. Ben çok seviyorum. Kokusu da müthiş. Bu paçuli biraz nazarı, negatif enerjiyi temizleyen bir yağ olarak evet. biliyorum. Evet, ben evet. bazen evime böyle kapı eşiklerine sürüyorum. Bir de bundan biraz bahsedelim. Paçuli yağı normalde sıktığınızda mesela evinize hamam böcekleri gelir ya. Önce oradan başlayalım. Hamam böcekleri gelmez mesela. Paçuli. Tabii gelmez. Aynı şekilde paçuli çok iyi bir prebiyotiktir ve pozitif frekansı çok yüksektir. Bu frekans çok yüksek olduğu için kem, nazar, kem göz düşük frekans. Hmm. Şimdi bu düşük frekans geldiğinde bizi de düşürüyor, kendine çekmeye çalışıyor. Halbuki biz paçulya sıktığımızda frekans yükseliyor. Biz o düşük frekansın yerine inmiyoruz. Hmm. Çünkü indiğimiz zaman bize zarar verir o düşük frekans. Biz sonra inmediğimiz o bize bir şey yapamıyor. Onun için nazarda da böyle anlatılır. Ben böyle spreylettiriyorum. Bir çiçek suyuna, lavanta çiçek suyuna veya papatya çiçek suyuna paçulya damlatıp etrafa sıktırıyorum onu. Ama mesela çok dolaşık olan her şeyi açar. Frekansı öyledir onun. Hatta paçulya, lavanta çiçek suyuna 10 damla paçulya damlatın. Çok kıvırcık, dolaşık saçlar açılmıyor ya. Evet. Kolay taranır. Böyle tarağı koyun, aşağı kadar taranır. Açılmayan, çözülmeyen, karmaşa olan her şey çözülür. Gerçekten. Kodu yani, o. Kodu o. Evet, evet, evet. Aynen, aynen. Çünkü her kokunun kodu var yani. Tabii. Aslında. O dolaşıklık çözen, karmaşa çözen, hı hı. negatif olan her şeyi çözen bir yağ aslında. Peki finali tabii ki benim aşkımla bitireceğiz. Flymix. Bütün bir kış sette Flymix ile gezdim. Arkadaşlarıma aldım. Bu Flymix şu anda sivrisinekler için de aslında yazın da önemli evet, ama çok... ben hani daha çok mikrop için kullanıyordum. Bir de Flymix'ten bahsedelim. Flymix'in içinde lavanta yağı var, citronella yağı var, karanfil yağı var, palmarozu, 6 tane uçucu yağ var papatya çiçek suyunda. Her uçucu yağın çok enteresan frekansı var. Hı. Şimdi bizim özellikle bakterilerden, virüslerden korunması zaten orasını çalıştık bilimsel olarak. Bakteri, virüs üzerine antibakteriyel ama bir de şöyle bir şey var. Covid'in bile bir frekansı var. Yani. 52 MHz. İnsan, sağlıklı insanın frekansı 65 MHz. Biz
düşünceler, negatif düşünceler, kaygı, endişe, korku bizi 10-12 MHz düşürüyor. İşte 65'ten düştük, kaça düştük? 53. Covid frekansı. Buna geldik. Candida'nın frekansı 51-52. Epstein-Barr'da bir virüs var. 50-52'de titreşiyor. Şimdi biz düştüğümüzde hastalanıyoruz. Onun için burada iki üçlü mekanizmayla çalışıyor. Bir, frekans düşmemi, o frekansı yükseltiyor. İkincisi, zaten bilimsel olarak antibakteriyel, antiseptik o kötü bakteriyi alıyor, hapsediyor. Bir etki mekanizması daha var. Bizim o kokuyla, şimdi kokladığınızda limbik beyinde, duygu durum merkezinde bizim çok kıymetli nöropeptitlerimiz, hormonlarımız var. Tabii. Serotonin. Hafızası var kokunun. Evet, evet. Serotonin gibi, dopamin gibi, endorfin gibi. Endorfin çok önemli bir nöropeptit. Zaten endokannabinoid sistem oradan geliyor. Bizim kendi vücudumuzun morfini o. Her tür well-being, wellness, iyilik halini konuşursak bir kişinin o iyilik haline gelmiş endorfinin yüksek olması lazım. Kesin. Evet, orada içinde özellikle karanfil yağı var, palmaroza var. İkisi de endorfinin en çok salgılatan moleküllere sahipler. Onun için herkese lazım o. Bir de sivrisinek için öneriyorsun. Sivrisineklerdeki mekanizması da şu, sivrisineklerde, böceklerde içindeki yağların kokularını o böcek binlerce yıl önceden biliyor. Biliyor. Doğadan biliyor. Ve o kokuyu duyunca bu bizden zaten diyor gelmiyor. Bakteriler, böcekler kendilerinden olan kokuları atrakta olmuyorlar. Bir tek arı kendinden olan kokuya atrakta oluyor. Onun için mesela bu sprey arıya bir şey yapmıyor. Arı onu da gelir yani. Gelir. Ama mesela stronella kokusuna hiçbir stronella ve palmarosa içindeki, flymix'in içindeki hiçbir sivrisinek o kokuya gelmiyor. Bit. Bit stronella kokusu olduğu ortamdan kaçıyor. Onun için bit kovucu, sivrisinek kovucu, onların da hafızası var. Ve repellent deniyor buna. Repel, uzaklaştırıcı. O kokuya gelmiyor. Mesela bitler temiz kokuya gelir. Sentetik kokuya gelir deriz ya. İşte o bizimkileri biliyor ama. Flymix'in içindeki stronella'yı biliyor. Bu benden diyor. Etkin ya, yani. Çekici değil diyor. Feromon, feromon gibi. Feromonlar da öyledir de. Biz mesela zıt feromonlara atrakt oluruz. Farklı kokulara kendimize. Aynı doğadakiler de öyle. Bir şey... sivrisinek kendinin salgıladığı kokuya atrakte olmuyor. Sivrisineğin salgıladığı enzimle aynı koku palmarosa ve stronella'nın içindeki koku. Onun için gelmiyor. Peki her insanın kokusu var mı? Var. Her insanın farklı bir mikrobiyotası var, bakterileri var ve o kokuların salgıladığı farklı bir şey var. İnan her insanın bağırsaklarının ve kendi kokusu var ama koklayan özel bakterileri de var. Bazı insanın bakterileri daha şey, bağırsak bakterileri ya da vücut tem bakterileri öyle algılı ki onlar, algaçları çok açık. Mesela birisini tanırsın ya, hiç haz almazsın ondan. Dersin ki bir şey var anlatamam ama iyi şey almadım ondan, iyi bir elektrik almadım dersin. O elektriği alan şeyler de bizim kokuları üreten bakterilerimiz. Bakteriler koku üretiyor. Kokuyu duyuyor, kokuyu salgılıyor, kokuyu çekiyor. O zaman negatif, pozitif kokular da var tabii. Var var var. İşte onu yaratan yani. İşte biz o pozitif kokuları yağlarla sağlıyoruz. Birisinden bize geçiyor o negatif. Onu pozitif yapmak için spreyliyoruz. Hep şey diyorlar ya, mutluluk bir koku gibidir diye bir söz vardı. Öyle yani, ama mutluluğun kokusu var. Mutluluğun kokusu ne? Mutluluğun kokusu ne? Mutluluğun kokusu hormon olarak da, frekans olarak da, şey olarak da baktığımızda sitrus yağları. Sitrus. Evet. O zaman... Mesela greyfurt. Greyfurt. Evet. Sitrus. Kadın için mutluluğun kokusu greyfurtun yanında yılan.